Efendim iyi akşamlar. Bir Gündem Ankara programında yine iki değerli bakan arkadaşımızla birlikteyiz. Sayın Namık Kemal Zeybek, eski Kültür Bakanı arkadaşımız ve Sayın Abdülatif Şener. Hangi bakanlığını söylesem olmaz. Bir Maliye. Tane değil. Maliyesi var, başbakan yardımcılığı var. O kadar. Daha ne olacak başbakan yardımcılığı deyince zaten bütün bakanları aldın. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Bu akşam yine işte vaktin sınırları içerisinde bazı genel değerlendirmeler yapacağız. Tabii önemli günlerden geçiyor Türkiye. Şu anda sınırda, Güneydoğu'da harekat kıpırtıları var. Onu tabii eline boyuna değerlendirmeye çalışacağız. Bir de siyasette üslup artık iyice belden aşağıya indi maalesef. Buna bütün partilerin hemen hemen istisnai durumda olanların dışında partilerden ziyade bazı partilerin konuşmaları ciddi bir rahatsızlık veriyor. Ama tabii bunun başlangıç noktası da maalesef hükümetten ve bizzat AKP Genel Başkanı'ndan kaynaklanıyor. O da ayrı bir gerçek. Şimdi ve diğer konular var tabii. Ekonomiyle ilgili çok ciddi perişanlık ortada. Ama şey yok yani yüzde memura işçiye 4+4 zamlar bilmem ne geliyor. %50'li mutfak enflasyonu biliyorsunuz %50'nin üzerinde çıkan bir şey. Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Fakat bu arada iki şey paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Kemal Zeybek arkadaşımız da çok yakından tanıdı. Bir ortak arkadaşımız Aytekin Yıldırım diye bir arkadaşımız vardı. Bunu milliyetçi gelenekten gelen arkadaşlar bilirler. Türkiye'de ilk defa Ülke Ocakları Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ilk Ülke Ocağı'yla. Hayır. Öyle mi? İlk Ülke Ocakları genel Milli Genel Başkanı. Ha, tamam. Hayır evet. Ama siyasal... Önce hukukta kurduk. Sonra... Öyle mi? Evet. Ama... Siyasala çok sonra girdi. O genel başkan. Genel başkan. İlk ama. Tabii ilk genel başkan. Ama ben hatırımda niye öyle kaldı? Yani o zaman daha lisedeydiniz canım. Lisesi mi var? Yani biz kuruyorduk o işleri. Biz de büyük ülküyü kurduk. Genç ülkücülerin başkanıydı. Tamam. Genç ülkücüler teşkilatını kurduk biz de. Doğru. Maalesef bu değerli arkadaşımızı kaybettik. Cenazesi, Allah rahmet eylesin. Cenazesi yarın, çarşamba günü. Öğle namazını mütakiben Ataköy 5. kısımda Ömer Duruk Camii'nde kaldırılacak. Bunu da sizlere duyurmak, paylaşmak istiyorum. Evet. Allah rahmet eylesin. İyi bir arkadaştı. Çok. Cesur bir mücadele. Yiğit. Evet, çok yani, değerli bir arkadaştı. Gerçekten. Bir gidiyoruz Sayın Bakanlar. Tanıdığımız yani. Dostlarla hani Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiiri var ya 35 yaş diye. Yani, ama yolun yarısı diyordu değil mi? Tabii ya. 42 yaşında öldü. Böyle pek. Tabii doğru. Yolun yarısı, o, yarısı bile değildi. Tutturamadı. Yani, Allah rahmet eylesin. Yani. Evet. Dileriz. Peki. Şimdi bu Suriye'yi bir değerlendirelim. Suriye'de bayağı önemli gelişmeler var. Şimdi bugün yine... Sayın Cumhurbaşkanımız şeyde Sırbistan'da yaptığı konuşmalar var. Milli Savunma Bakanlığı'nın bir açıklaması var. İşte bugün hazırız vesaire. Numan Kurtuluş beyefendi savaşa giriyoruz, kazanacağız filan böyle zafer naraları atıyorlar. İlginç bir şey. Dışişleri Bakanı olan adam çıkmış şey giymiş. Asker parkası filan. Dışişleri Bakanı'na bakar. Ya bunları görünce Sayın Bakanlar kusura bakmayın ama yani Allah yardımcımız olsun. Hakikaten yardımcımız olsun. Ve hala ya savaşa sokuyorsun bu milleti. Yani şeyi ayrı. Savaş diyorlar. Değil evet. Mi?
Yanlış orada başlıyor. Tabii canım. Sen savaş, terörist gruplarla savaşı mı var? Bak, siz ne savaşı? Savaş derseniz, uluslararası topluluk size savaş hukuku uygular. Halbuki biz terörizmle mücadeleye gidiyoruz. Aynen. Doğrusu karşımızda ne var? Yani karşımızda teröristler var. Efendim ama dedikten sonrası işte savaş dersen başka bir şey olur hayat. Ve gerçekten işte bugün de biliyorsunuz meclisten tezkere geçti. Yani bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi grubundaydım öğlen. Orada Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma çok güzel bir konuşma yaptı. İçimiz dedi böyle titreyerek veriyoruz dedi. Yani bizim bu tezkereye evet vermemizin bir tek şeyi şehitlerimizin annelerine ve oradaki Mehmetçiklerimizin ana ve babalarına olan saygılarımızdandırdır. Önemli bir sözdü ve tabii o milliyetçi geçinen bir takım türkücü takımına da milliyetçilik dersi veren çok güzel bir konuşmanın bir bölümü. Evet, biz gerçek milliyetçiler dedi değil mi? Neyse, peki. Evet. Sizden başlayalım. Şimdi sana. Efendim, tabii ki ya iş bu noktaya geldikten sonra mecliste olan tüm yurtseverler, milliyetçiler, cumhuriyetçiler, ya bu devletten ve milletten yana olanlar, şehitlerin acısını taşıyanlar, oradaki büyük tehlikeyi görenler, kim olursa olsun iktidarın getirdiği bu tezkereye oy vermek zorundadırlar. Onu baştan söyleyelim. Yani iş bu noktaya geldikten sonra yapacak başka bir şey yok ki. Tabii ki. Hatta sadece tezkere oy vermek değil, yani harekatın başarısı için dua da ederiz. Alkışlarız da, bütün gücümüzle destekleriz. Bize herhangi bir görev düşerse, çağrılırsa gideriz. Görevimizi yaparız vatandaş olarak. Yani işin bir yanı bu. Yani Türk ordusu oraya girip oradaki belayı def edecek şekilde ne yaparsa biz alkışlarız. Bu tamam yani. Bu tamam. Ama öte yandan da işi bu noktaya getiren iktidarı da eleştirmek en tabii hakkımızdır. Ve iş keşke bu hale gelmeden çözülse. Hatta yine söylüyorum, keşke tezkere rağmen, sınırdaki hazırlığa rağmen, sınırı yoklayan bir takım olaylara rağmen, yani sınır şu anda yoklanıyor. Besbelli yani. Kimileri de diyor ki 5 kilometre zaten girildi falan da diyorlar. Yani tabii girmek başka, savaş başka. Şimdi bütün bunlar tamam. Ama eğer oraya girişin amacı güvenli bölge oluşturmak ise sıkıntı başlıyor bir. Yanlış başlıyor. Oraya girmenin amacı oradaki PKK belasını yok etmekse bütün yüreğimle alkışlıyorum. Ama hayır öyle değil de gideceğiz. Biz kendimize göre bir sınır yaptık. Trump'la da anlaştık mesela. Trump'la anlaştık. Onun izin verdiği bir bölge var. İzin verdiği bir kilometre var. Ve bu kilometreye kadar gideriz. Trump'ı da sinirlendirmeyiz. Hani o da bir sinirlenmiş gibi yaparak yani bir tweet attı. Çünkü o da işte biz karışmıyoruz dedi. Biz karışmıyoruz, Türkiye'ye yardım etmeyiz ve biz bu işte yandaş değiliz. Karışmayız dedi. Ama karıştı. Yani nasıl karıştı? Karşıdaki gücü efendim büyüttü, besledi, eğitti. İddiaya göre 70 bin, bazı iddiaya göre 100 bin falan yani. Tam da bilinmiyor. Efendim kendileri 50-60 diyorlar falan. Ama orada bir ordu haline getirdikleri bir terörist güç oluşturdu. Buna da ağır silahlar verdi. O silahlar gazetelerde yayınlanıp duruyor. Yani söz gelimi Sözcü'de işte bu yıl verilenler 37 bin Kalaşnikov, 7500 makinalı tüfek, 4000 ağır makinalı tüfek, 3700 RPG-7 roket atar. Havan topu ya, aşırmalı top. Yani havan topu 315 tane. Bu ne? Yani Amerikan yapımı, Rus yapımı 1000 adet tank savar. Belli ki Rus yapımında satın almışlar. Yani Rus yapımını Ruslar vermiş değil.
Bu arada yanlış anlama da olmasın. Sanki Ruslar da yardım ediyormuş gibi. Hayır. Efendim keskin nişancı tüfeği 195, 450, PV7, gece görüş dürbünü, kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün vesaire. Bunları veriyorsun, eğitiyorsun, sonra diyorsun ben tarafsızım. Karışmıyorum. Yani bir defa tarafsız olma iddiası bile taraf olmayı getiriyor. İkincisi biz ne diyoruz? Gireceğiz orada. Efendim güvenli bölge oluşturacağız. Nasıl güvenli bölge? Biz kiminle kimin arasında güvenli bölge oluşturacağız? Eğer karşıdaki o gücün Amerika'nın büyüttüğü ve şimdi sanki bırakmış gibi yaptı. Bıraktıkları falan yok. Ben inanmıyorum bir de. Yani Amerikan askerlerinin çekildiğine falan da inanmıyorum. Ya çekilmiş gibi yaparlar. Yani bunlar kendi askerlerine PKK, işte PYD, PKK-PYD üniforması giydirirler, yine orada dururlar. Nereye çekiliyor? Yani çekildim demekle çekiliyor mu? Yani Trump'ın hangi sözüne inanılabilir ki? Efendim ondan sonra da kendi ülkesinde bir takım eleştiriler alınca besbelli hemen bir tweet attı ama attığı tweet şöyle. Benim diyor üstün aklımın, benim diyor erdemli kararlarımın faziletli ve dahice, yani öyle tercüme ediliyor. Çizdiğim çizgilerin dışına çıkarsa, şimdi o çizgiyi çizdi de kendi kendine mi çizdi? Belli ki bizimkiyle birlikte bir çizgi çizmişler. Onun dışına çıkarsa Türkiye ekonomisini mahvederim daha önce yaptığım gibi. Yani daha önce ne yaptın ya? Daha önce yaptığım gibi yani. Bir mesele de Türkiye ekonomisi, onu tabii değerli bakanımız açıklar. Onun yanında benim yorum yapmam bile doğru değil. O işin uzmanı o. Ama şurada besbelli ki yani öyle bir duyarlı hale gelmiş ki bir papaz yüzünden dolar ne hale geldi? Yani Trump bunu dolar yükselsin diye mi yaptı? Hayır, o papazı almak için. Evangelistlerin hoşuna gitsin diye papazı geri aldı. Dün yine aynısını söyledi. Ne söyledi? Trump, biz dedi... Bir telefonda serbest bıraktı evet. Dedi. Efendim? Dün yine tekrarladı lafı. Evet. Şimdi efendim tehdit ediyor. Daha önce yaptığım gibi mahvederim falan yani. Bitiririm de. Türk ekonomisini ben mahvederim daha önce yaptığım gibi falan diyor. Daha önce yaptığı gibi olmaz ama zaten bir tweetle öyle hale getirmişler ki Türkiye'nin ekonomisini. Hemen bir tweetle dolar hop yükseldi. Bir tweet ya adamın sözüne kimsenin güvenmediği. Bugün öyle, yarın başka türlü diyen, 10 ay önce, 30 gün sonra çekileceğim dedi. 10 ay geçtiler adam. Yani bu ne çekilmeklik? Tam tersine tırlar oraya üst üste gitti filan. Ama bunun dışında şunu hep söylemeliyiz. Bu iktidarın baştan beri yanlış siyaseti, yani oraya İhvan-ı Müslümin partisinin iktidarını sağlamak için böyle bir macera için girmişliği. Yani iktidarımız bizim İhvan'ın Türkiye kanadı. Yani İhvan'ın şubesi değil. İhvan'ın Türkiye kanadı gibi davranıyor. İhvan'ın bir kanadı işte oradaydı, bir kanadı Mısır'ıydı, bir kanadı şimdi Libya'da, biz onu da destekliyoruz filan. Asıl yanlış o. Dolayısıyla bu işin düzeltilmesinin yolu, yani başa dönüp her şeyi değerlendirip düzeltilmesinin yolu, iktidarın bu şekilde mezhepçi falan diyorlar. Hayır, bu mezhepçi de değil. Ya mezhepçi siyaset falan da değil. İktidarın ki bir parti, ama bu Türkiye'deki bir parti değil. İhvan-ı Müslümin Partisi uğruna bütün bunlar yapılıyor. Tabii arkasında da bizimkinin hilafet benzeri bir güç elde etmek, İslam dünyasının lideri olmak falan gibi hayalleri var. İslam dünyası diye bir dünya varmış gibi. Böyle bir şey de yok. Ama bir hayal uğruna çok pahalıya mal oluyor bir şey. Ekonomimiz de gitti, dünyadaki itibarımız da gitti ve kan döküldü. İnsanlarımız gidiyor. Vatan için elbette ki vatan için ölmek var ya, vatan için ölünür de. Ama yanlışlar, yanlışlar, yanlışlar. Yine söyleyelim, doğrusu evet, doğrusu hemen derhal. Esad ile, Esad kim? Esad, Suriye'nin devlet başkanı. Esad olur, başka birisi olur. Ama önce bu fesattan kurtulmamız lazım. Önce bu fesattan kurtulması lazım Türkiye'nin. Fesat nedir? Fesat, ihvancılıktır.
İhvan-ı Müslümin uğruna efendim bu maceralara Türkiye'yi sokmaklıktır. Bundan kurtulması lazım. Yani lazım derken buradan haykırdık, yalvardım ben. Hayatımda kimseye yalvarmadım ama dedim ki milletim için yalvarırım ya. Yine yalvarıyorum ya, yapmayın. Bir an önce Esad'la birlikte hareket edin. Siz Esad'la birlikte hareket ederseniz zaten İran ve Rusya sizin yanınızda saf tutar ve bütün bu meseleler çok daha kolay çözülür. Evet. Bir özet yaptım. Sayın Bakanım, şimdi şeyi devam ettirelim. Yani akla mantığa hakikaten gelmeyen işler oluyor. Yani 8 sene öncesine gittiğimizde, ya bir gün önce eşlerinizle tatil yapıyorsunuz. Kardeşim Esad, bilmem ne. Sonra gece herhalde istihareye mi yattılar? Yukarılardan bir şey mi aldılar? Böyle bilmiyorum. Ertesi gün kalktı Sayın AKP Genel Başkanı. Ver yansın. Biz onu alkışladık Sayın Okuyan. Yani o aile görüntüsünü ben şahsen alkışladım. Ne güzel dedim ya. Toplumumuzda böyle oluyor. Evet. Yani ve ondan sonra o stratejik derinlik kitabını yazan pek değerli Davit'in oğlu Davit, Ahmet Davutoğlu Beyefendi Hazretleri bu kışkırttı. Tamam dedi işte stratejik derinlik. Bir daldık oraya. 8 sene. Emevi Camii'nde namaz kılıyorduk. Cuma namazı gitti. Boyuna her vakit namazlarından sonra cenaze namazı kıldırıyoruz. Şimdi hadi öyle geldi, böyle gitti. Sayın Bakan da dediği gibi yani kardeşim birinci şart, olmazsa olmaz şart Esad senin babanın şeyi keyfine göre değil. Oranın meşru rejiminin başındaki olan Esad'la konuşacaksın. Dolaylı konuşuyorsun zaten. Adam da görüşmeye hazır. Hayır, inadım inat. Ben Esad'la görüşmem. Esad'la görüşmezsen ve şimdi orada fakülte açıyoruz. Ya 3 tane fakülte. Şey topraklarında, Suriye topraklarında fakülte açılır mı? Yani uluslararası hukuka aykırı. Kaymakam tayin ediyor. Bir taraftan evet, kaymakam tayin ediyor. Belediye başkanı tayin ediyor. Emniyet müdürü. Şey tayin ediyorsun. Ya şimdi senin babanın çiftliği mi orası ya? Yani anlamak mümkün değil. Bir taraftan da Suriye'nin toprak bütünlüğü diyorsun. Bakın bugün İran, Sayın Bakanım, resmi açıklama yaptı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne zedeleyecek bir operasyona İran olarak biz hiçbir şekilde kabullenmeyiz dedi. Ki yani en fazla hani bize destek, yani aklın yolu bir. Yani bu yani siz tabii daha yakından tanıdığınız evet, için Hazreti. Şöyle bir çerçeve çizmek istiyorum. Birincisi bu Suriye politikası veya topyekün ifade edecek olursak, bu Arap Baharı'nda Sayın Erdoğan'ın izlediği politika, Dışişleri Bakanlığımızın hazırladığı, sunduğu ve Erdoğan'ı ikna ettiği bir politika değil. Dolayısıyla Davutoğlu'nun politikası da değil. Bu politika doğrudan doğruya Erdoğan'ın kendisinin dayattığı ve daha sonra da bakanlarına ve bürokratlarına kabul ettirdiği bir politikadır. Ona bunu, kim dayattı peki Sayın Bakan? İşte ona kim dayattı? Bugün Genel Başkanımızın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında vardı. Seni bu işe kim soktu? 7 soru sordu. Birinci soru buydu. Siz de ilk soruyu bana sordunuz. Evet. Şimdi bu nereden kaynaklı? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş yıllarında benim de bilmediğim bir takım ilişkilerin olmadığını söyleyemem. Yani benim de bilmediğim, izleyemediğim. Çünkü siyasette siz bilirsiniz, yaşadınız. Bir genel başkan açısından veya her siyasetçi açısından farklı farklı kulvarlar vardır. Siz bir kulvarın içinde değilseniz orada ne olup bittiğini yanında olduğunuz halde bilmezsiniz. Şimdi partinin kuruluşu sırasında ve daha sonraki safhalarda bir takım dış angajmanların olduğu anlaşılıyor. Çünkü başbakan olur olmaz hemen apar topar Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Partiyi kurmadan önce de gitti. Evet, benim sonradan öğrendiğime göre beraber giden
arkadaşları anlattılar bana. Mart 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'ne, daha sonra ikisi milletvekili olan 3 kişiyle birlikte gidiyor. Orada bir takım ziyaretleri yapıyor. Mart'tan sonra biliyorsunuz Ağustos'ta kurulmuştu. Demek ki parti kurmadan 4-5 ay önce bir Amerika seyahati var. 2002 seçimlerini kazanmadan önce de bir seyahati var. Bunların hepsi öteden beri bir takım bağlantıları ifade ediyor. Ve ilk başbakan olur olmaz da yine 2003 yılında bir Amerika Birleşik Devletleri seyahati var. O seyahatte ve her seyahatte olduğu gibi Yahudi kuruluşlarıyla çok özel görüşmeleri var. Ve başbakan olduktan sonraki seyahatinde Jewish Congress'te kendisine cesaret ödülü verdiler. Yani bu son derece önemli. Ve çok az sayıda kişiye verdikleri bu ödülü ilk defa Yahudi olmayan birine veriyoruz dediler. Yani daha önceki tüm ödüller Yahudi olanlara verilen ödüller olduğu halde Sayın Erdoğan'a 2003 yılında bir ödül verdiler. Başka diğer bir takım kuruluşlar da aynı şekilde İsrail lobileriyle bağlantılı çalışan kuruluşlardan da ziyaretleri, ödülleri var. Hatta son gidişinde de biz hep resmi görüşmelerini izliyoruz. Sosyal medyadan ve bazı medyada küçük şekilde ziyaretlerini görüyoruz. Hep mesela son gidişlerinde de bazı Yahudi kuruluşlarıyla görüşmeleri var, tartışmaları var, müzakereleri var. Ve netice itibariyle bu 2003 yılı Amerika Birleşik Devletleri'nde yine G8 toplantısına gitti. G8 üyesi değil Türkiye. Bu G8 toplantısı dışişleri. Bazıları bu siz BOP başkanı diye iftira atıyorsunuz. Bir salonda kongre şeyde rastgele verilen bir sıfattır o, yoksa resmi bir şey değildir. Kendisi diyorlar. Söyledi. Diyorlar. Hayır, öyle değil. Dışişleri Bakanlığı'nın sitesine gidin. Amerika Birleşik Devletleri Sea Island kasabasında 2003 yılında yapılan G8 toplantısında Türkiye üye olmadığı halde gözlemci sıfatıyla davet edilmiştir. Ve bu toplantıda da doğrudan doğruya Erdoğan da onu üstlenmiştir. Büyük Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin demokrasi eş başkanı olmuştur. Bu son derece önemli. Neden önemli? Bu Arap Baharı'nın iç dinamiklerle değil, emperyalist ülkelerin geliştirdiği dış dinamiklerle ortaya çıktığı kesindir. Yani bunun aktörleri, işte G8'de ilk defa resmi olarak G8'de ilan edildi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, ama daha öncesine ait çok büyük hazırlıklar var. Mesela biz ihvan falan bağlantısı kurdunuz ya, yani sırf bu ihvan bağlantısı değil. Bunu tezgahlayanlar, Arap Baharı'nı, Büyük Orta Doğu Projesi'ne dayalı Arap Baharı'nı tezgahlayanlar, yerli işbirlikçiler hazırladılar. Yıllarca çalıştılar. Yani ben İhvan'ın geçmişine hep saygı duymuşumdur. İhvan'ın yazdığı kitapları okumuşumdur. Muhtemelen siz de. Seyit Kutup, Mevdudi, Muhammed Kutup. Kütüphanelerinizde vardır. Bende de bol sayıda var. Ama maalesef bu Arap Baharı'nda İhvan da işte emperyalizmin işbirlikçisi konumuna düşmüşlerdir. Aynı şey bizim aktörler açısından da geçerlidir. Yani İhvan'ın rolü neyse, işte AKP kuruluş ve sonrasında bu anlattığım süreç çerçevesinde Erdoğan'ın konumu o. Ve bir kere Arap dünyasına rol model bile geliştirdiler. O One Minute sadece bir rol modeli göstermek açısından oluşturulmuş bir senaryoydu. Yani Arap toplumu ayaklandırılacağı için, işte Libya'dan şeye kadar, Suriye'ye kadar, bak sizin başınızda diktatörler var, demokratik ülkenin bir lideri bilmem sizi, İsrail'i sizin liderlerinizin yapamadığını yaptı. Delirttirmek için bir rol model olarak ortaya çıkarıldı. Bir medya ağı oluşturuldu. Mesela Katar'ın kurduğu El Cezire televizyonu sırf Arap Baharı'na hazırlık için dünyanın en pahalı medya kuruluşu olarak kurulmuştur. Dezenformasyon ağı kurdular. Mesela Suriye gözlem evi var, Londra'da merkezi. O da bu dezenformasyon ağının parçalarından biridir. Ve Suriye'de ve diğer ülkelerde meydana gelen hadiselerin tamamını
bu dezenformasyon çerçevesinde yanlış naklettiler. Türkiye'ye de bu yanlış dezenformasyon ağının içerisinde haberler sevk ettiler. Söylemek istediğim şey şudur. Dolayısıyla AKP birden ortaya çıkmadı. Yani işin içindeydim ama bu bağlantıları ben görmedim. Bu bağlantıların olacağını hayal de etmedim. Fakat sonraki gelişmelerden ve olayları gittikçe çözümlemeye başladığınızda, daha önce dikkat etmediğimiz bazı hadiseleri veya su yüzüne çıkmamış veya benim bilgime girmemiş bazı şeyleri deştikçe daha öncesine ait kökleri olduğunu görüyorum. Ve netice itibariyle kim söyledi? Arap Baharı başladığında Amerika en ön saftaydı. Onun yanında bir numaralı aktör de bildiğiniz gibi Sayın Erdoğan'dı. Sürekli olarak Amerika, hatta kraldan çok kralcı geçiniyordu. Sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi niye vurmadığından şikayet ediyordu. Ey Amerika, burada petrol yok diye mi vurmuyorsun? Vur burayı diye. Dışişleri Bakanlığı defalarca Amerika'ya gönderip askeri Amerikan askeri müdahalesini bölgemize davet etmiştir. O günlerde televizyon haberlerinin ana şeyi buydu, merkezi buydu. Ve şimdi geldiğimiz nokta itibariyle bakıyorum ben, 8 yıl oldu. 2011'den 2009'a 8 yılı dolduracağız. Kim kazandı? Kazanan İsrail'dir. Bir, Kudüs'ü yuttu. Kudüs'ü bir bütün olarak İsrail Devleti'nin başkenti haline getirdi. Nasıl getirdi? İşte Sayın Erdoğan'ın ve işbirliği yaptığı diğer dış güçlerin Suriye'yi bu hale getirmesi İsrail'e karşı direniş cephesini zayıflatmıştır ve İsrail'in genişleme politikasına hizmet etmiştir ve bunun neticesinde Kudüs'ü başkent etmiştir. Hatta daha önce Ariel Sharon'la bir görüşmesi var Sayın Erdoğan'ın. YouTube'a giren herkes görebilir. Sharon Erdoğan diye yazdığınız zaman YouTube'da görürsünüz. Sanırım 2005 yılında İsrail'e gidiyor. Hoş geldiniz. Ve Sharon Tel Aviv'de görüşmüyor. Kudüs'te görüşüyor. Bilinçli ve, olarak. Ve bizim başbakanımız gidiyor Kudüs'te görüşüyor Ariel Sharon'la. Ve Ariel Sharon Erdoğan'ın elini sıkarken İsrail milletinin ve İsrail devletinin başkenti Kudüs'e hoş geldiniz diyor ve el sıkıp tutuşuyorlar. Sanki mutabakat sağlamışçasına. Ve itiraz etmiyor. Sağlamış canım. İtiraz etmiyor. Sadece şey değil, yani Kudüs meselesi değil. Şimdi de yalandan bağırıyorlar. Vay Kudüs, Filistin'in başkenti. Ya Kudüs'ü elinde İsrail'e verdin zaten, o iş bitti. Onu almak için askeri şeye değil. Suriye'de, İdlib'de, bilmem Elbap'ta veya Münbiş'te değil veya Fırat'ın doğusunda değil. O askeri İsrail'e sevk etmediğin sürece Kudüs başkentidir. İki, Golan Tepeleri. İsrail Golan Tepelerini de yuttu. Yani 67 Arap-İsrail Savaşı'ndan bugüne kadar İsrail'in en büyük toprak genişlemesi, ekonomik nüfuz alanını genişletmesi bu Arap Baharı sürecinde Sayın Erdoğan'ın da izlediği politikanın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Batı Şeria. Evet. Golan Tepeleri gitti. Hemen Trump da tanıdı ilhakı, biliyorsunuz. Golan Tepeleri ile ilgili. Golan hem su kaynağı, hem doğal kaynak, hem stratejik tepeler, hem bir taraftan Suriye'nin güvenliği, bir taraftan İsrail açısından son derece askeri stratejik bölge. Bu kadar değil. Galiba Lübnan'dan bir parça daha şey yapmış, ilhak etmiş. Yani şey arasında bir yer, tam onu şey yapamıyorum. Ve bu arada Batı Şeria'da Yahudi yerleşim yerlerinin oranı %80'e ulaştı. Batı Şeria'nın %80'i gitti. Düşünebiliyor musunuz? Biz Filistin diye bağırırken Filistin'in yarısı gitmiş. Halkı da kandırıyor. Kamuoyunu da yanıltıyor. Toplumu da yanıltıyor. Sadece bu kadar değil. Türkiye Suriye ile meşgulken, Suriye'yi dağıtmakla meşgulken, Suriye başının derdine düşerken,
İşte Lübnan'da özellikle Hizbullah Suriye'ye destekle meşgulken İsrail Doğu Akdeniz'in petrol doğalgaz havzalarını yuttu bitirdi. Orada bir cümlenizi anlayamadım. Hizbullah'la ilgili ne söylediniz? Hizbullah Suriye'ye destek oluyordu Suriye ya. Destek. Yani tabii. Lübnan güçleri de Suriye'ye tabii. destekle meşgulken. Evet, çok büyük güçtü o. Çok meşgulken, Suriye'de başının derdiyle uğraşırken, Türkiye'de şeyi bırakıp Suriye bilmem ne falan filan Libya'yı falan dağıtmakla meşgulken Sayın Erdoğan, İsrail Doğu Akdeniz'de doğalgaz platformları, İsrail'in doğalgaz platformları Akdeniz'de Gazze'nin kıyısında. Gazze kıyısından gözle görüyorsun. Gözle görüyorsun. Türkiye hem Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklardan mahrum kaldı. Arada bir yalandan şey gönderiyor, sismik gemiler gönderiyor. Bir taraftan Amerika, bir taraftan Avrupa Birliği, aman sen arama yapamazsın dediği için sembolik dolaşıyor, arama yapamıyor. Orada bizi destekleyen kimse var mı? Yoktur. Yok. En kankası. Rusya da hayır dedi, Avrupa Birliği de hayır dedi, Katar, Amerika Birleşik Katar Devletleri de hayır dedi. Doğu Akdeniz gitti. Nasıl siyah? Hem Lübnan'ın elinden gitti, hem Suriye'nin elinden gitti, hem de Türkiye dışlandı. Bütün Doğu Akdeniz kaynakları şimdi şeyin elinde, İsrail'in elinde ve bir ara Sayın Bakan, bizim Hazine Bakanı, Damat Bakan İsrail'de gitmiş. O İsrail'in çıkardığı doğalgazın Türkiye üzerinden pazarlanmasını konuşuyor. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi gelelim bugüne. Aradan geçen senede, bu 8 sene zarfında neler olduğunu kısaca özetledim. Belki de anlatmadığım daha neler neler oldu. Kim kazanıyor? Sessizce duran, zaman zaman Suriye devleti o terörist gruplara karşı üstünlük sağladığı zaman arada bir Suriye ordusunu vuran, sonra çekilen, fazla göze batmamak için sessizden takip eden, 8-10 kere de vurmuştur havadan, İsrail kazanıyor. Şimdi işin özeti şu, Sayın Erdoğan'ın izlediği Orta Doğu politikası, Suriye politikası, doğrudan doğruya İsrail'e hizmet eden bir politika haline başlamıştır, halinde başlamıştır ve bugüne kadar da o şekilde yoluna devam ediyor.